Sıcak bir yaz günü Furkan ormanda yürüyüşe çıkmış ve biraz yürüdükten sonra bir ayı ile karşı karşıya gelmiştir. Ayıdan başarılı bir şekilde kaçan Furkan, kaçarken eşyalarını yolda düşürmüştür ve yanında sadece bir poşette bir pipet kalmıştır. Yürüdükçe daha çok susayan Furkan'ın karşısına su içebileceği 3 kaynak çıkmıştır. Bu kaynaklardan birisi kaktüstür, diğeri bir ağaçtır ve sonuncusuysa suyu nereden geldiği belli olmayan su birikintisidir. Peki Furkan, elindeki bu malzemelerle hangi kaynaktan su içmelidir? Size verdiğimiz süre başladı. Furkan, elindeki poşeti ağacın bir dalına bağlayarak ağacın terlemesini sağlamalı ve sonrasında elde ettiği suyu pipetle içmelidir. Çünkü kaktüs zehirli olabilir ve Furkan'ı zehirleyebilir. Yine aynı şekilde bu su birikintisi de pis olabileceği için ve yanında bu suyu kaynatabileceği bir şey olmadığı için Furkan'a zarar verebilir. Videomuza devam etmeden önce küçük bir hatırlatmamız var. Bu tarz soruların ve videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, aynı zamanda kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çılgın bir bilim insanı tarafından internet üzerinden insan sağlığına zararı olmayan, icat ettiği bir şey için kendisine test kişileri aradığı ve bu test sonucunda kişilere belli bir miktar para vereceğini yazan bir ilan açılmıştır. Bu ilana ise Okan ve Veli adındaki arkadaşlar başvurmuş. Kabul edilince bu bilim insanının laboratuvarına gitmişlerdir. Oraya gittikten biraz sonra ise bu arkadaşlar bilim adamı tarafından tuzağa düştüklerini anlamışlardır. Fakat her şey için çok geçti. Çünkü bilim insanı bu iki arkadaşı farklı parmaklıkların arkasına kapatmıştı ve bu yüzden birbirlerini göremiyorlardı. Buradansa sadece birlikte kaçabilirlerdi. Fakat birbirlerini göremeyen bu arkadaşlar bulundukları yerden sadece tuvalete gidebiliyorlardı. Fakat tuvalete de aynı anda gidemiyorlardı. Peki böyle bir durumda bu arkadaşlar kaçmak için nasıl anlaşabilirler? Arkadaşlar kaçmak için banyoda bulunan camı kullanırlar. Cama buğu yaparak hangi gün, hangi saat ve nasıl kaçacaklarını yazarlar ve bu şekilde buradan kaçarlar. Büyük bir şirketin CEO'su bir sabah işe gelip bilgisayarını açtıktan sonra bilgisayarındaki bir anlaşmanın önemli belgelerinin silindiğini görmüş ve bu bilgileri kimin sildiğini bulmak için iş yerine bir dedektif çağırmıştır. Dedektif, CEO'ya yakın ve altında çalışan 3 kişiyi sorgulamaya almıştır. Bu kişilerden ilki muhasebecidir ve muhasebeci, bilgisayar donmuştu ve bu yüzden bilgisayarın çalışması için klavyede birkaç tuşa bastım, her şey çalışmaya başladı, demiştir. Diğer kişi yazılım uzmanıdır ve bu uzman, sadece antivirüs yazılımını güncelledim ve başka bir şeye dokunmadım, demiştir. Son kişi ise sekreterdir ve sekreter, yazılımcıyla birlikteydim, yaptığı şey cihazı yeniden başlatmaktı, demiştir. Dedektif bu ifadeler üzerine bilgisayar üzerindeki parmak izlerini almıştır. Peki bu izlere göre dosyaları silen kimdir? Dosyaları silen muhasebecidir. Çünkü birkaç tuşa bastığını söylese de fare ve bilgisayar açma tuşları dışında bilgisayarın hiçbir yerinde parmak izi yoktur. Videomuza iki görsel arasındaki farkları bulmanız gereken sorularla devam ediyoruz. Peki kimler bu iki içecek arasındaki 5 farkı bulabilir? İki görsel arasındaki 5 farkı sizlere gösterdik. Peki kimler bu farkları kendisine verilen süre içerisinde bulabildi? Sıradaysa bu zürafanın bulunduğu bu görseller var. Peki kimler bu iki görsel arasındaki 5 farkı bulabilir? Süreniz başlamak üzere. Görseller arasındaki farkları sizler için gösterdik. Peki kimler bu farkları bulabildi?
kolay matematik sorusuyla videomuza devam ediyoruz. Peki kimler bu denklemin sonucunu kendisine verilen süre içerisinde bulabilir? Gerekli işlemler yapıldığında bu denklemin sonucu 38 çıkmaktadır. Kardan adam, hediye ve çam ağaçlarının verildiği bu görseldeki soru işaretli alana hangi sayı gelmelidir? Süreniz başlamak üzere. Soru işaretli alana yazılması gereken sayı 24'tür. Kar tanelerinin verildiği bu görselde diğerlerinden farklı olan kar tanesini bulabilir misiniz? 10 saniyelik süreniz başladı. Diğerlerinden farklı olan kar tanesini sizler için gösterdik. Şimdi ise sizlere bu yılbaşı çoraplarını veriyoruz ve sizlerden diğerlerinden farklı olan çorabı bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler bu çorabı bulabilecek? Diğerlerinden farklı olan çorap sağ alttaki bu çoraptır. Peki bu yılbaşı süslerinden farklı olanı bulabilir misiniz? Süreniz başlamak üzere. Diğerlerinden farklı olan yılbaşı süsü işte burada. Bu sorumuzdaysa sizlere bu renkli görseli veriyoruz ve sizlerden bu görsel içerisindeki gizli olan sayıyı bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler bu sayıyı bulabilecek? Farklı olan sayı 684 sayısıdır ve işte buradadır. Peki bu görseldeki gizlenmiş sayıyı bulabilir misiniz? Size verdiğimiz süre başladı. Bu görseldeki sayı 953 sayısıdır ve işte buradadır. Şimdi ise sizlere bu yılanı veriyoruz ve sizlerden bu yılanın gölgesini bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler kendisine verilen süre içerisinde bu yılanın gölgesini bulabilir? Bu yılanın gölgesi sağ alt köşesindeki bu gölgedir. Peki kimler bu gölgeyi bulabildi? Size verdiğimiz bu palyaçonun gölgesi yine size verdiğimiz gölgelerden hangisidir? Süreniz başladı. Bu palyaçonun gölgesi sağ üst köşedeki bu gölgedir. Peki bu görseldeki sevimli timsahın doğru olan gölgesini bulabilir misiniz? Size verdiğimiz süre başladı. Bu timsahın doğru olan gölgesi bir numaralı gölgedir. Geldik son sorumuza. Size verdiğimiz bu kadınlardan bir tanesinin sihirli güçleri vardır. Yani bu kadınlardan birisi cadıdır. Bu resme daha dikkatli bakarak hangi kadının cadı olduğunu bulabilir misiniz? Size verdiğimiz süre başladı. Sihirli güçleri olan kadın 2 numaralı bu kadındır. Çünkü kadının aynadaki görüntüsünde yaşlı olduğundan kaynaklanan kırışıklıklar vardır. Fakat kadının gerçek hayatında böyle bir kırışıklık yoktur.